Hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi tekrar saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Katılımınız için teşekkür ederim. Bugün sayımız biraz daha düştü. Gün geçtikçe biraz daha düşecek tahmin ediyorum. İlk derste bunu söylemiştim zaten. Konu birçok kimsenin zannettiği gibi sadece bir belge almakla yahut izlemekle öğrenilecek bir konu değil. Emek vermek gerekiyor. Epeyce zaman gerektiriyor. Uğraşmak gerektiriyor. Konumuz, tekrar edelim, Avrupa Birliği projeleri hazırlama ve uygulama teknikleri, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı esasıydı. Bir önceki dersimizde üzerinde durduğumuz konularla ilgili önce bir özet yaparak başlayalım bu derste de. İkinci dersimizde isteyenlerin proje temel unsurları konusunda eğitimdekine benzer örnekler geliştirme çalışması yapabileceğini önermiştim. Onlara bir göz attık geçtiğimiz ders. Yani girdiler, faaliyetler, çıktılar, etkiler, sonuçlar, değişim kavramlarıyla projelerde neyi kastediyoruz? Neye karşılık geliyor bunlar? Bunları ayrı ayrı kompartmanlarda algılayabilecek şekilde zihnimizi haritalamamız gerekiyor. Onun için başlangıçta önemliydi. Eğitim boyunca bu kavramları başlangıçta doğru algılarsak, anlarsak ve ortak bir algıya kavuşursak eğitim boyunca bunları kullanmamız çok daha etkin bir hale gelecek. Göz attığımız örnekler, ödevler diyelim bir anlamda veya çalışma önerileri içerisinde fark ettiğimiz şeye karşılık bir bu tür kavramların karşılıkları hakkında tereddüt ettiğimizde kılavuz sorular üzerinden hareket etmenin doğru sonuçlar için etkili olduğunu, böylece bu soruları kullanarak bu kavramların karşılıklarını doğru düşünüp düşünmediğimizin sağlamasını yapabileceğimizi belirttim ve o kılavuz sorulara yer verdik. Hibe programlarına sunulan bir projeye neden proje teklifi dendiği, teklif veya öneri denmesinin sebebinin henüz planlanan faaliyetlerin hayata geçirilme aşamasında olmamasından kaynaklandığını, yani henüz finansman temin edilmiş olmadığı için teklif dendiğini gördük. Yine ne değildir sorusundan yola çıkarak hibe nedir sorusunun cevabını netleştirmeye çalıştık. Hibenin bağış kavramıyla asla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Geri ödemesinin olmayışının hibenin karşılıksız olması anlamına gelmediğini, karşılığının taahhüt edilen sonuçların ve çıktıların etkinin ve değişimin elde edilmesi olduğunu belirttik. Birçok kişi ve kuruluşun Avrupa Birliği hibesi denince kendilerine bir havuzdan kullandırılacak ve kendilerinin de adeta bir havuzdan harcayabilecekleri bir kaynağa sahip olacaklarını sandıklarını hatırladık ve bunun yanlışlığına değindik. Ne dedik? Bir kuruluşa hibe tahsis edilmesi demek, yalnız ve yalnızca proje teklifinde yapmayı taahhüt ettiği her bir faaliyete karşılık bir bütçe kalemi altında fon tahsis edilmesidir dedik. İstediği harcamayı yapıp sonradan ben bunu bu proje için yaptım diye raporlamakla işin bitmediğini, çok mantıklı gerekçelerimiz olsa dahi eğer başka bir işin kullanırsak geçersiz harcama yapmış olacağımızı ve hibenin geri ödenmesinin isteneceğini vurguladı. Proje bütçesinin faaliyetlere karşılık öngörülen maliyet olduğunun altını çizdi. Program ve politikalar üzerinde durduk. Proje hedefleri genel kapsama sahip olan bir program hedefinin gerçekleşmesine katkıda bulunur dedik. Program hedefi ise daha genel kapsama sahip belirli politikaların gerçekleşmesine katkıda bulunur dedik. Dolayısıyla bir proje söz konusu olduğunda onun gerisinde bir programın olduğunu, o programın gerisinde de bir politikanın olduğunu asla unutmamalıyız diye belirttik. Yerel düzeyde uyguladığımız Avrupa Birliği projelerinin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda geliştirilen program hedeflerinin gerçekleşmesine ve yaygınlaşmasına hizmet eden araçlar olduğunu belirttik. Avrupa Birliği hibe programlarının amacı bizim belirlediğimiz yerel sorunlara çare bulmak değil, temelde Avrupa Birliği politikaları doğrultusunda geliştirilen
program hedeflerinin gerçekleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamaktır dedik. Hibe programının ne anlama geldiğini inceledik. Tematik konularına nasıl karar verildiğini merak edenler için bunun karar mekanizmaları ve uluslararası kriterleri olduğundan söz ettik ve bunlara kısaca değindik. Bu kriterlerden bazıları ne anlama geliyor onları gördük. İlgililik, yararlılık veya etkililik, yeterlilik, etkinlik, etki ve sonuçlar, yanı sıra sürdürülebilirlik gibi unsurların göz önüne alındığını belirttik. Ve nihayet Avrupa Birliği hibe programlarına değindik. 2000'li yılların başından beri ülkemizde yerel düzeyde uygulanan Avrupa Birliği projeleri, Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeki reformlarını ve bu yönde yapılan çalışmalarını desteklemektedir dedi. Bir ifadenin üzerinde tekrar duralım. Yerel düzeyde uyguladığımız Avrupa Birliği projeleri Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda geliştirilen program hedeflerinin gerçekleşmesine ve yaygınlaşmasına hizmet eden araçlardır. Bundan şu anlamı çıkarmış olmalıyız arkadaşlar. Aklımıza gelen her konuda ihtiyaç duyduğumuz yahut bir soruna çözüm olduğunu düşündüğümüz aklımıza gelen her konuda Avrupa Birliği hibe programlarına başvuramayız, değil mi? Bu çıkıyor ortaya. Bunu daha yakından görebilmemiz için dersimizin sonunda bir çalışma önerisinde bulundum ve Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sitesinden hibe programlarının incelenmesini öğrendim. Önemli, bu arada önemli bir diğer ifade, eğer bir kurum tarafından bir hibe, yani yararlanıcılara, yararlanıcı dediğimiz yerel düzeydeki kamu kuruluşları olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir, eğitim kurumları veya yerel yönetimler olabilir. Tekrar edeyim, eğer bir kurum tarafından yararlanıcılara geri ödemesiz mali destek, yani hibe programı sunuluyorsa, bu destek karşılığında beklenen şey, belirli bir politika ve program amacını gerçekleştirmeye yönelik projelerin gerçekleştirilmesidir. Yani ben hibeyi bir alayım da istediğim gibi kullanırım. Avrupa Birliği'nin politika ve amaçlarına uygun olmasa da istediğim şekilde harcarım diye bir yaklaşım geçerli değil bu bilginin ışığında düşündüğümüzde. Bu proje fikirlerimizi epeyce filtre eden bir ifade esasında. Ama farklı amaçlar için de kullanmaya teşebbüs edebilir miyiz? Edebiliriz. Olabilir mi? Olabilir. Fakat sonuç ne olur? Orasını artık herkesin kendi değerlendirmesine bırakıyorum. Merkezi Finans İhale Birimi dedik, Türkiye'de katılım öncesi yardım aracının yerel düzeydeki aktörler tarafından kullanılması konusunda yetkili makam, koordinasyon makamı, bütün ihalesini, satın alımlarını, çağrılarını, proje başvurularını kabul eden birim. Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak kurulmuştu. Merkezi Finans İhale Birimi web sitesine giderek hibe program başlıklarını incelemenizi ve hangisine proje hazırlamayı düşündüğünüzü tekrar açılması halinde bulmanızı istedim. Çok az katılımcımızdan yanıt geldi ve onların da bir kısmının oradaki uygulanan hibe programlarının adını değil kafalarındaki proje fikirlerini yazdıklarını gördüm çalışma önerisi sayfasına. Şimdi bu öneriyi dikkate alıp Merkez Finans İhale Birimi web sitesinde hibe program başlıklarını inceleyen arkadaşlardan önerilen çalışmayla ilgili gelen yanıtlara kısaca bir göz atalım. Demek ki bu ekranda gördüğünüz hibe programlarının isimleri arkadaşlar, bu hibe programlarına proje hazırlamayı düşünen arkadaşlarımız var aramızda, onu anlıyoruz. Tarım ve balıkçılık hibe programı, tabii bunlar daha önceden açılmış, kullandırılmış, uygulanmış olan programlar. Yüzlerce proje bu başlıklar altında Türkiye'nin farklı yörelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinden farklı kurumlarla, ortaklıklar kurularak uygulanmış durumda. Tarım ve balıkçılık yanı sıra ortak kültürel miras hibe programı, bunlar hep sivil toplum diyaloğu başlığı altında yer alan programlar. Kadın istihdamının desteklenmesi, meslek örgütleri, Türkiye'de iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi, çalışma hayatında sosyal diyaloğun artırılması gibi
sürdürülebilir kalkınmanın sektörel politikalara entegrasyonu gibi hibe başlıklarında proje hazırlamak için fikirleri olan arkadaşlarımız olduğunu düşünüyorum aramızda. Tabii eğer bu programlar için yeniden çağrıya çıkılırsa, neden proje teklifi dendiğini artık biliyorsunuz. Bir de hibe çağrısı veya proje teklif çağrısı kavramı var, duymuşsunuzdur. Bu ne anlama geliyor? Çağrı arkadaşlar duyuru anlamına geliyor. Yani bir çağrı yapılıyor, deniyor ki eğer bu konuda şu programın amaçlarına uygun bir projeniz varsa kurumunuza hibe başvurusu yapabilirsiniz. Projenize finansman temini için bizden hibe talebinde bulunabilirsiniz anlamına geliyor. Hibe çağrısı yahut proje teklifi çağrısı duyduğumuz zaman bunu anlayalım. Bu ileride göreceğiz. Bunun belli bir mekanizması var. Ne kadar süre tanınıyor, ne kadar zaman önce bu çağrılar yapılıyor, projelerin ne şekilde teslim edilmesi gerekiyor, bu arada ne tür eğitimler düzenleniyor, kimler başvurabiliyor gibi bütün detaylarını hibelerle ilgili gelecek konularda daha detaylı olarak göreceğiz. Evet, interaktif bir ortam kolaylıkla sağlanamadığı için burada, yani sürekli konuşmacı değişimi olmadığı için yüz yüze eğitimlerdeki gibi sizlerin fikirlerini anlık olarak alamıyorum. Ama dersin sonunda yine biraz konuşmaya fırsatımız olacak diye düşünüyorum. Şimdi projelerin özelliklerine biraz eğilelim arkadaşlar. Şimdiye dek gördüklerimiz ışığında proje konusunda biraz daha derinleşip arka planına gidebiliriz artık. Yani herkesin anladığından farklı bir proje algısına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama onun ötesinde içerik olarak da proje konusunda algımızın biraz daha derinleşmeye ihtiyacı var. Bu neye yarıyor? Bunun yararlarını zaten adım adım proje geliştirme aşamasında göreceksiniz. Çünkü bildiğimiz bir şeyi masaya yatırmış olacağız. Artık adım adım onun sonucuna ulaşmasının yolunu izleyeceğiz. Proje konusunu temelden kavramak için bakmamız gereken, yakından bakmamız gereken bir diğer konu projelerin kapsam ve çerçevesi. Şimdiye kadar gördüklerimiz içinde şunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir projeler bir sorun ve ihtiyaçtan doğmalıdır. Öncelikle bir proje fikrimiz varsa bunun bir sorundan ve ihtiyaçtan kaynaklanıyor olması lazım. İki, belirli kaynakları planlı şekilde kullanmayı hedefliyor olmamız lazım. Üç, sonuçta belirli değişim ve kazanımı sağlamalıdır. Yani rutin dışı eşsiz bir ürün, eşsiz bir hedef veya eşsiz sonuçlara yönelik olmalıdır. Öncelikle bunu başarmalıdır. Bu şimdi projenin üç aşaması. Birincisi, bir sorun ve ihtiyaçtan proje doğuyor. İkincisi, planlı şekilde kaynakları kullanıyor. Üçüncü aşamada da sonuçta değişim ve kazanımlar sağlıyor. Fakat her durumda arkadaşlar projelerin en önemli özelliklerinden biri projelerin her durumda çerçevesinin belli olmasıdır. Bu bağlamda projelerin değişim ve kazanım sağlaması konusu üzerinde durduk hatırlarsak. Yani başlangıçta projenin yapı taşlarını, temel unsurlarını, elemanlarını değişik tabirlerle görürken projenin değişim ve kazanımı konusu üzerinde değişim ve kazanım sağlaması konusu üzerinde durmuştuk hatırlasanız. Projenin unsurları, elemanları, yapı taşları gibi başlıkları. Projeleri doğuran nedenlere ve belirli kaynakları planlı şekilde kullanması konularına da bugün değineceğiz. Önce proje derken neyi kastediyoruz, ne anlamamız lazım? O konuda ortak bir algıya gelelim ki bundan sonra da ne olduğunu bildiğimiz projeyi adım adım kolaylıkla geliştirmeye başlayalım. Hatta belki adım adım proje geliştirmeye başlamadan önce uygulanmış bir Avrupa Birliği projesinin hikayesi üzerinden inceleyerek öğrendiklerimizin iyice yerleşmesini de sağlayabiliriz. Bu maksatlar belki önümüzdeki ders veya ondan sonraki derslerden birinde uygulanmış bir Avrupa Birliği'ni hikayeleştirerek sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Böylece bugüne kadar anlattığımız, üzerinde durduğumuz bütün bu kavramların pratikte neye karşılık geldiğini bir örnek üzerinden görmüş olacağız. Böylece adeta
uygulanmış, yaşanmış bir projeye bütün katılımcılarımız tanık olma şansına sahip olacaklar. Ondan sonra da biz peki kendi fikrimizi projeye nasıl dönüştürürüz çalışmasına adım adım proje döngüsü yönetimi eğitimiyle gireceğiz. Şimdi projenin her halükarda çerçevesi bellidir dedik arkadaşlar. Çerçevesinin belli olması ne demek? Dikkat edin. Mekanı bellidir. Yani bir projeyi nerede uygulayacağımız önceden belirlenmiş olması lazım. İki, belirli bir zaman diliminde gerçekleşir projeler. İla nihayet bitmez tükenmez şekilde zamanı kullanamazlar. Üç, hedeflere ulaşmak için yapılması gerekli her faaliyet ve bu faaliyetlerin nasıl bir sıralama izleyerek gerçekleştirileceğinin ayrıntıları belirlenmiştir projelerde. Algoritmik, yani sıralı bir dizi eylem içermelidir projeler. Dört, belirli kaynakları tüketirler projeler. Ancak sonucunda da belirli çıktıları oluştururlar. Şimdi dikkat edin burada arkadaşlar. Dört unsurdan bahsettik. Mekanı sınırlı, zamanı sınırlı, faaliyetler sınırlı, kullanacağı kaynaklar sınırlı. Belirli olması demek bunların hepsinin sınırlı olması demek. Asla unutmamamız gereken bir nokta olduğu için görsel hafızamızda kalsın istiyorum bu çerçeve. Projeler belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçeyle veya belirli kaynakların tüketilmesiyle belirli hedeflerin gerçekleşmesine yöneliktirler. O nedenle projeler sınırlıdırlar arkadaşlar ve bir çerçevesi vardır. Proje bu çerçevenin içindeki alana ancak müdahil olabilir. Bu çerçevenin dışındaki alan aynı renkte olsa dahi çerçevenin içinde kalmaz, müdahil olamayız. Bu prensibi unutmamamıza yardımcı olması için bu boş çerçeve görselini hafızamıza kaydedelim. Şimdi bir önceki slaytta projelerin özelliklerini sıralarken ne dedik? Mekanı, zamanı, faaliyetleri, kaynakları belli, sınırlı. Sınırsız değil. O yüzden biz de sınır tanımalıyız. Yani her durumda yapacağımız şeyin belirli bir çerçevesi olmasına dikkat etmeliyiz. Bunun için Türkçe'de çok güzel bir deyim var. Buna işaret eden çok yerinde bir deyim var dilimizde. Bunu hatırlamakta yarar var. Haddini bilmek. Proje yaparken kanaatkar olacağız. Aklımızdaki her şeyi bir proje içine sığdırmaya çalışmayacağız. Önemli olan yaptığımız şeyi etkin biçimde nasıl yapabileceğimizi, soruna çözüm olabileceğini, geliştirebileceğimizi o projemiz ile göstermek, ortaya koymak, kanıtlamak. Bu çerçeve görseli üzerinde biraz duralım. Şimdi projelerin belirli hedefleri vardır başlangıçta. Proje kapsamını oluşturan temel yapı aslında bu hedeflerdir. Yani yalnızca bizi o hedeflere götüren faaliyetlerle sınırlı. O hedefe değil de bizim yararlı gördüğümüz başka bir hedefe götürecek faaliyetler proje içerisine dahil edilmemeli. Zaten projemizi başlangıçta planlarken bizi nihayetinde ulaştıracak olduğu hedefe göre bütün adımlarımızı belirleriz. Çünkü projeler bir hedefe yöneliktir ve bunlar ayrıca belirsiz, müphem hedefler değillerdir. Yani böyle yuvarlama, işte işsizliğin giderilmesi, tarımsal kalkınmanın güçlendirilmesi gibi yuvarlak hedefler değil, ölçülebilir hedeflerdir. Her bir projenin hedefleri değişiklik gösterse de sonuçta projelerin hedefleri açıkça belirlenmiştir ve sınırlıdır. Eğer bir proje fikriniz varsa kendinize şunu sorun. Bununla neyi hedefliyorum? Bu proje fikrimle neyi hedefliyorum? Ve bu hedefim eğer hibe almayı düşünüyorsanız hibe yararlandırıcısı kuruluşun amaçlarıyla örtüşüyor mu? Bunu yaptığınızda birçok proje fikriniz filtrelenecektir. Kafanızdaki proje fikrinin gerçekten bir Avrupa Birliği projesi yapmaya uygun olup olmadığını böylece görebiliriz. İkincisi, projelerde hedeflerden sonra kaynaklar önemlidir. Sınırlayıcı unsur arkadaşlar. Proje hedeflerine
Çeşitli kaynaklar harekete geçirilerek ulaşılır. Mesela finansal, fiziksel, insan kaynakları harekete geçirilerek hedeflere planlanmış faaliyetler aracılığıyla ulaşılır. Kaynaklar her bir proje için farklılık gösterebilir, ancak her projede sınırlıdırlar. Sınırsız bir şekilde kaynak hiçbir projede kullanılması planlanmaz. Küçük bir grubu ya da bölgeyi hedef alan düşük bütçeli projeler olabildiği gibi, büyük hedef gruplara veya bölgelere hitap eden daha büyük bütçe ve daha büyük kaynaklara sahip projeler de olabilir. Çerçevemizin üçüncü kenarı olarak zamanı düşünebiliriz, süreyi. Kaynaklardan biri gibi de düşünülebilir. Zamanı kullanarak projeler uygularız. Her bir projenin hangi zaman dilimi içerisinde yapılacağı bellidir. Başlangıcı ve bitiş tarihi sınırlıdır. Projeler belirli bir zamanda başlar, belirli bir zamanda biterler. Kapsamına bağlı olarak çok kısa sürelerde uygulanabilen projeler olduğu gibi daha kapsamlı ve daha uzun sürelerde gerçekleştirilen projeler de olabilir. Çerçevemizin dördüncü kenarı, yani projelerimizin çerçevesini belirleyen dördüncü sınırlı unsur, uygulama alanı, yani mekan veya yer, hangi kelimeyle kastederseniz. Projeler büyük hedef gruplara ve bölgelere hitap edebilir veya küçük bir alanda yürütülebilirler. Ancak projelerin mekanı her zaman belirli ve sınırlıdır. Projeler belirli bir yerde uygulanırlar. Bir soruna el attığımız zaman, trafikle ilgili sorunu çözmek örneğin, trafik kazalarının azaltılması diyelim maksadımız. Bunu bir proje yaptık ve bütün Türkiye'de ya da bütün dünyada birden ortadan kaldırmaya çalışıyoruz gibi bir yaklaşım, bizim burada gördüğümüz proje yaklaşımı çerçevesi içerisinde uymuyor arkadaşlar. Bunu yapamayız. Ama ne yapabiliriz? Belirli bir alanda, bir caddede, bir şehirde, bir ilçede, hatta belirlenebilecek pilot alanlarda bunun başarılabileceğini bir proje aracılığıyla ortaya koyabiliriz. Onun için eğer bir şey genel anlamda ifade ediliyorsa çoğunlukla proje değil arkadaşlar, o bir kampanyadır. Kampanya projeden farklı bir şey. Kampanyalarla bizim burada gördüğümüz projeleri karıştırıyor. Evet, umarım projelerin sınırları hakkında çerçeve görselimiz unutmayacağınız bir slayt olur. Projelerin kapsamı diye bir kavram geçer. Bunu ileride göreceğiz arkadaşlar. Her projenin belirli bir kapsamı var ve bunu proje süresi, bütçesi ve faaliyetleri belirlediği temel yapı olarak tanımlayabiliriz. Bu üçü, bunların özelliği, proje kapsamındaki bu üç unsurun özelliği arkadaşlar, bunlar mutlaka projede planlanmalıdır. Süre, projelerin demin bahsettiğimiz gibi süreleri değişiklik gösterebilir. Ancak göreceli kısa veya uzun sürelerde olabilir. Ancak süreleri sınırlıdır ve planlanması gerekir. İkincisi bütçe. Projeler düşük veya yüksek bütçeli olabilirler. Ancak bütçeleri de sınırlıdır. Faaliyetler, tabii projeler hedeflerine planlanmış faaliyetler aracılığıyla ulaşırlar. Bu faaliyetler projelerin yapısına ve kapsamına, uygulayıcılara bağlı olarak değişse de her bir projenin faaliyetlerinin neler olacağı bellidir. Bu üçünün arkadaşlar birinin bir projede var olması demek diğer ikisinin de var olmasını gerektirir. Yani proje bütçesini sunduğunuz belgelerde eğer bir bütçe kalemi geçiyorsa bunun karşılığında mutlaka bir faaliyetiniz olması gerekir. Olmayan faaliyet için bütçe öngöremezsiniz. Eğer faaliyetiniz varsa bu faaliyetin bir başlangıcı, bitişi, bir süresinin olması gerekir. Üç, yani bunlardan her biri diğerlerine bağlı olarak mutlaka her proje içinde planlanmalıdır. Süre, tıpkı takvimimizdeki günlerin belirli işler için ayrılmış olması gibi, proje içerisinde de bir takvime bağlı olarak her faaliyetin süresini net biçimde görebilmelisiniz. Ona karşılık kullanılacak bütçeyi ve o sürede uygulanacak faaliyeti görmeliyiz. Ne dedik? Planlama kısmında üzerinde duracağız zaten bunu. Bunları dikkate alacağız. Ama bunlar mutlaka dikkate alınmalıdır bu üçü planlamalarda. Bunlarla birlikte bir projede hedefler belirlidir. Zaman, bütçe ve faaliyetler yanı sıra
hedefler belirlidir. Önemli nokta şu arkadaşlar. Deminden beri söylüyorum. Bir projeyle bir sorunu kökünden çözemeyiz. Çünkü işte çerçeve görselindeki gibi belli sınırları var. Ancak bir projeyle bir sorunun çözümünü başlatabiliriz. Burası çok önemli arkadaşlar. Yani projelere bakış açımızı şekillendirirken bu iki noktayı göz önünde bulunduralım. Bir sorunu kökünden çözemeyiz ama kökünden çözmek üzere bir sorunun çözümünü bir projeyle başlatabiliriz. Bunu kanıtlayabiliriz, bunu ortaya koyabiliriz. Projelerin özelliklerine devam edelim, göz atmaya. Bir projeyle bir sorunun çözümünü başlatabiliriz dedik ya. Peki bir projeyle bir sorunun çözümünü başlatabilmemiz neye bağlı? Bu üç şeye bağlı arkadaşlar. Bir, projenin sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağını açıklamış olmamız lazım. Eğer projemizin nasıl sürdürülebildiği, yani projenin değil, proje sonuçlarını, elde ettiğimiz kazanımlarını, proje bittikten sonra elde ettiğimiz faydanın, proje bittikten sonra nasıl devam edeceğini, nasıl sürdürülebileceğini açıklamış değilsek, bu disiplinde, uluslararası disiplinde bir proje geliştirmiş olmayız arkadaşlar. Dolayısıyla projelerin asla vazgeçilmez unsurlarından birisi sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı mutlaka açıklanmış olmalı. Projeler unsurları anlamında tek ve özgündür. Unsurları derken hatırlayın o etki, sonuç, değişim, çıktı, faaliyet gibi kavramlarla ifade ettiğimiz o unsurları anlamında tek ve özgün olmalıdır. Yani en azından farklı bir yerde uygulanıyor olmalıdır. Bir projenin hedeflerini bir yerde gerçekleştirdikten sonra aynı hedefleri sil baştan yapılmamış gibi yeniden planlar gerçekleştirmeye çalışmak o projenin özgün olduğu, tek olduğu anlamına gelmez. Üçüncüsü arkadaşlar projelerde net ve kabul edilebilir özellikle varsayımlar mutlaka olur. Bu kaçınılması mümkün olmayan bir durum. Varsayım nedir diye sorabilirsiniz. İleride gelişte göreceğiz mantıksal çerçeve içerisinde. Varsayımı şöyle açıklamaya çalışıyorum. Projenin kontrolü dışında kalan durumlar, engeller. Eğer bu varsayımlar gerçekleşirse proje sonuçlarına ulaşır. Yani bu şu demek, bir proje hiçbir zaman mevcut bir durumun tüm yönlerini kapsayamaz. Bir projenin hedefleri belirlendiğinde bir takım dış unsurlar proje kapsamının dışında bırakılır. Ancak projenin başarısı için İşte bu dışsal faktörler de önemlidir. Bu neye yarar? Riskleri önceden görüp bunları varsayım olarak projeye dahil ederek ileride karşılaşılabilecek sürprizleri ortadan kaldırmış oluyor. Örnek vereyim daha kolay anlaşılması için. Mesela tarımla ilgili, bitkisel üretimle ilgili bir proje yapıyoruz. Biz proje boyunca kuraklık olmayacağı varsayımı üzerinden hareket ederiz. Veya kadın çiftçilere yönelik bir proje hazırlıyorsak bunların da hep proje içerisinde düşünülmesi ve belirli şekilde ifade edilmesi gerekir. Kadın çiftçilere yönelik bir proje hazırlıyorsanız işte eşlerinin onları bu proje faaliyetleri süresi boyunca destekleyecekleri varsayımını kabul ederek hareket ederiz. Bu varsayım üzerinden hareket ederiz. Veya finansmanla ilgili mesela oluşacak enflasyon işte belli düzeyde kalacağını kabul ederek veyahut da kur ayarlaması farkları birbirine eşit olacakları varsayılarak hareket edilir. Bütün bunların anlamı şu arkadaşlar, projeler gördüğünüz üzere her türlü ayrıntıda belirsizlik içermeyecek şekilde planlanması gerekiyor projelerin. Proje kavramımızı isterseniz biraz daha sağlamlaştırmaya devam edelim. Bir takım sorulara projelerin mutlaka cevap verilmesi gerekir arkadaşlar. Belirsizlik içermemeleri için. Bunun için mesela açıkça tanımlanmış koordinasyon ve yönetim yapısı bulunmalıdır bir projenin. İlgili tarafları yani paydaşları net bir şekilde belirlenmiş olmalıdır. Proje denetlenebilir olmalıdır. İzleme ve değerlendirme mekanizmaları
gerekli öngörülen sonucun başarılmasını sağlamalıdır gibi ayrıntıları sayabiliriz. Ancak bu şekilde teker teker sıralamak yerine biz yine bunları bir formülle ifade edelim. O şekilde ilerleyelim, işi kolaylaştıralım. Projelerde belirlenen amacı gerçekleştirebilmek için ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl ile kim, kim için, kim tarafından ve kaç paraya diye 5N ve 3K diye sistemli şekilde bu soruları sıralayabiliriz ve bu soruların cevaplanması gerekir. 5N soruları arkadaşlar projeyle ne yapacaktır? Bir fikrimiz varsa bunu adım adım projeye dönüştürmek istiyorsak önce bunlarla ilgili bir zihin egzersizi yapabiliriz. Diyebilirsiniz ki mesela büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ya süs bitkileri yetiştiriciliği yapacağım. Ancak bu yapacağınız iş daha önce bahsettiğimiz konularla örtüşüyor mu ona bir bakmak lazım. Yani hibeden yararlanacaksanız bu yapacağınız iş onlarla örtüşüyor mu oraya bakmak lazım. Nerede? Projede her bir faaliyet nerede yapılacaktır sorusunun cevabını verebilmemiz lazım. Proje tek bir faaliyet değildir bu arada bunu unutmayalım. Bir dizi faaliyet, algoritmik olarak birbirini izleyen faaliyetler. Onlara da geleceğiz, göreceğiz. Ne zaman? Projede her bir faaliyet ne zaman yapılacaktır? Niçin yapılacaktır? Bu faaliyetleri yapmaktan maksadımız ne olabilir arkadaşlar? Hatırlayın projenin unsurlarını. Bir çıktı elde etmek değil mi? Bu bir faaliyet yapıyorsak o faaliyeti dostlar alışverişte görsün diye yapmıyoruz. Bir göz boyamak için yapmıyoruz. Bir çıktı elde etmek için. Bizi bir ürüne ulaştıracağı için o faaliyeti yapıyoruz. Mesela bir kitap geliştireceksek projemizde o kitabın geliştirilmesi için önceden o konuyla ilgili toplantılar yapabiliriz. Atölye çalışmaları yapabiliriz. Bilgilendirme seminerler yapabiliriz. Belki daha farklı etkinlikler düzenleyebiliriz. Fakat bütün o düzenlediğimiz her bir faaliyet neticede bizim elde etmeyi umduğumuz, hedeflediğimiz çıktığı ürünü elde etmek için yapılan faaliyetler. 3K sorularına da bakalım. Kim için? Proje kim için yapacaktır? Yani kimler yararlanacaktır bu projeden? Bu proje kimlerde bir değişim ve dönüşüm sağlayacaktır, oluşturacaktır, yaratacaktır? İkincisi kim tarafından veya kimler tarafından yapılacaktır bu proje? Bunun alt alta basamakları var tabii. Nihayetinde bir projenin mesela bir ekip tarafından yapılması gerekir. Gerçekten bu projeyi yapacak ekibimiz var mı? Bu yetkinlikte bir ekibe sahip olmalıyız ki üstteki bütün soruların cevaplarını uygulamaya geçirmek için bu bir mekanizmamız olsun. Dolayısıyla projenin kimler tarafından yapılacağı çok önemli ve çok da ihmal edilen konulardan biri arkadaşlar. Bir bakıyorsunuz mesela bir sivil toplum kuruluşunda, bir dernekte veya vakıfta bu işe çok gönüllü olan biri bir proje yapmak istiyor. Bir çok harika fikri var. Çok da güzel geliştirebiliyor. Fakat bunu yapacak insan kaynağından yoksun. Yapacak kimse yok. Projeyi yürütecek kimse yok. Ortaklarla iletişim kuracak, belgeleri dolduracak kimse yok. Dolayısıyla bu ihmal dolayısıyla 3K sorularından birinin cevap bulamaması dolayısıyla projenin adeta masanın bir ayağı eksik oluyor ve o masa hiçbir zaman masa işlerini yerine getiremiyor. Kaça ve hangi kaynaklarla? Proje hangi kaynaklar kullanılarak yapılacak? Eğer bu sorulardan herhangi biri yanıtlanamıyorsa proje henüz tam geliştirilememiştir ve belirsizlik içermektedir. Evet, umarım bu şekilde formüle etmek işimizi biraz daha kolaylaştırmıştır. O halde şimdi bütün bunlar ışığında proje, peki bir işi proje disiplininde yapma bize hangi kazanımları sağlıyor? Bunları rahatlıkla görebileceğinizden eminim arkadaşlar. Bütün bunlar ışığında düşündüğümüzde proje esasıyla iş yapmanın getirilerini şu şekilde tahmin edebiliriz. Eminim sizlerin de bunlara katacağı şeyler mutlaka olabilir. Şimdiden hissetmeye başlamışsınızdır. Bu eğitim sonunda bütün bu süreçleri, bu öğrenme serüvenini tamamladığımızda elde edeceğimiz, geliştirebileceğimiz projeler bize ne avantajlar sağlayacak, ne yararlar sağlayacak? Bundan önce
yaptığı iş yapış biçimlerimizle karşılaştırdığımız zaman. Bir, projeler belirsizlikleri ortadan kaldıran özelliğe sahip arkadaşlar. Bir işi proje disiplininde yaparsanız, burada anlatıldığı şekilde uluslararası disiplinde proje şeklinde yaparsanız, gelecekle ilgili belirsizlikler ortadan kalkar. Büyük oranda endişelerin de ortadan kalkmasına yarar bu. Bir hedefe sadık kalınmasına yarar projeler arkadaşlar. Zamanın ve kaynakların planlı kullanılmasına yardımcı olur. Bundan bir sürü alt başlık üretebilirsiniz. İsrafı ortadan kaldırabilir diyebilirsiniz. Etkin zaman yönetimine imkan sağlar diyebilirsiniz. Kaynak bulunmasına yardımcı olur. Yani eğer gerçekten etkili bir proje tasarımınız varsa, sizin gibi o konu, o sorun üzerine kafa yormuş olan insanlardan, imkanı olan kurumlardan, insanlardan hatta kaynak bulmanıza yardımcı olur. Bu şekilde proje hazırlamak. Her aşı sadece başlangıçta değil, değişik aşamalarında da olabilir. İzleme ve değerlendirmeye imkan verir. Yani ölçebilirsiniz. Gerçekten bir fayda üretebiliyor musunuz? Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu? Bunlar ölçülebilir hale gelir. Değerlendirebilirsiniz. Eksiklerinizi görüp bir sonraki aşamada bunları tamamlayabilirsiniz. Buna imkan verir. Riskleri önceden hesaba kattığımız için onlara karşı önlem almaya yardımcı olur. Bir fikrin anlatımı ve faaliyetlere katılım sağlamaya imkan verir. Kafanızdaki fikri eğer bir proje disiplininde en azından belli soruları yanıtlayarak ortaya koyarsanız, o konuda karşı tarafın tereddütlerini giderip kolaylıkla sizinle ortak bir algıya ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz ve faaliyetlerinize gönüllü katılım sağlamaya da imkan verir. Ayrıca tabii eğer o kısmını eksik bırakmazsa sonuçların sürdürülebilirliğini sağlamaya da yardımcı olur. İşte bu eğitimin sonunda bu özellikleri taşıyan proje hazırlama ve geliştirme işlemlerini göreceğiz arkadaşlar. Kapsam ve çerçevesini değerlendirebildiğimize göre şu ana kadar aldığımız bilgilerle şimdi bir adım daha derine projelerin başlama nedenlerine yönelebiliriz. Hani unsurlarından bahsettik, sonuçlarından ve kazanımlarından, kapsamından bahsettik. Şimdi ne kaldı? Projeler nasıl doğuyor? Neden doğuyor? Projeleri doğuran nedenler nelerdir? İsterseniz buna da kısa bir ara verdikten sonra ikinci oturumumuzda devam edelim. Projeleri doğuran nedenlerde kaldık arkadaşlar. Görsel ne hatırlatıyor sizlere bilmiyorum ama bir rahatsızlık hissi veriyor değil mi? Bu bölümde hibe pastasından pay alabilmek gayesiyle proje hazırlamaktan bahsetmeyeceğiz arkadaşlar. Projeleri doğuran nedenler derken hibe pastasından ben de pay alayım diye proje yapmaktan bahsetmeyeceğiz. Proje ihtiyacının doğuş mekanizmasını göreceğiz. Projelere neden ihtiyaç duyulur? Projeler dedik ki bir değişim ihtiyacıyla ortaya çıkar. Değişime ihtiyaç yoksa projeye de ihtiyaç yok demektir. Söz konusu değişim ihtiyacı bir sorunun veya bir ihtiyacın sonucunda oluşur. Bu aslında şu anlama gelmektedir. Proje geliştirebilmek için her şeyden önce bir şeylerden rahatsızlık duyuyor olmamız gerekir. Bu şekilde ifade etmek başlangıçta belki şaşırtıcı gelebilir. Ancak eğer o rahatsızlığın kaynağına bakarsak, bir ihtiyaç veya sorunun varlığını belirlediğimizi ve o konuda daha iyiye ulaşmayı arzu ettiğimizi görebiliriz. Onun için rahatsızlık duyarız. Eğer olup biten her şeyden memnunsak, hiçbir hoşnutsuzluk hissetmiyorsak, bu proje yapmayı gerektirecek ana unsurdan yoksun olduğumuz anlamına gelir. Çünkü böyle durumlarda değişmesi gereken bir şey göremeyiz. Değişim için harekete geçme isteği de duymayız. Mevcutla yetiniyorsak eğer hiçbir zaman gelişimi sürdüremeyiz arkadaşlar. Çünkü gelişim daha iyiyi arzu etmenin sonucudur. Tırnak içerisinde daha iyiyi arzu etmek.
proje yapmaya meyilli kişiler daha iyiyi arzu eden kişilerdir. Kendisi için, yakın çevresi için, ailesi için, yaşadığı çevre için, şehri için, ülkesi için, insanlık için daha iyiyi arzu etmek zorunludur bir proje yapmak için. Hatta gelişim için zorunludur. Dolayısıyla projeler yaşanan sorunlara karşılık oluşan bir değişiklik ihtiyacıyla doğarlar. Bu ihtiyaç toplumun davranış kalıplarında bir değişikliği gerektirebilir. Sosyokültürel ya da ekonomik alanlarda değişikliği de gerektirebilir. Neler olabilir? Örneğin doğal ve biyolojik çeşitliliğin yok olması bizi rahatsız ediyor olabilir. Tarımda çalışanların gelirinin düşük olması bizi rahatsız ediyor olabilir. Tarımsal arazilerin hızla kaybediliyor olması bizi rahatsız edebilir. Yetiştiricilerin bizim bildiğimiz teknik bilgileri bilmemekten dolayı yaşadıkları kayıplar bizi rahatsız edebilir. Bir yerleşim biriminde sokakta yaşayan çocukların hızla sayısının artması bizi rahatsız eden bir sorun olabilir. Engellilerin sosyal yaşama yeterince katılamaması, kamu hizmetlerinden eşit düzeyde yararlanamaması, çevre koruma konusundaki duyarsızlıklar ya da bilinçsizlikler, tarihi ve kültürel mirasımızın kaybedilmesi gibi sorunlar bizi rahatsız ediyor olabilir. O halde yaptığımız işte çalıştığımız faaliyet gösterdiğimiz, çalıştığımız alanda, bulunduğumuz ortamda veya çevrede bir sorun, bir eksik, bir ihtiyaç görmemiz bizi proje yapmaya iten ilk nedendir. Sorunu ve ihtiyacı belirleyebiliyorsak, kısacası bir şeylerden rahatsızlık duyuyorsak, proje geliştirmek için gerekli olan unsurlardan ilkine sahibiz demektir. Ancak elbette bu aşırıya kaçmayan dozunda bir anlamda tatlı bir rahatsızlık olması gerekir. Yani çözerek daha iyiye ulaşabileceğimizden emin olduğumuz bir rahatsızlık olması gerekir. Mevcut bir sorunu hareket noktası olarak alan kişiler veya kurumlar daha iyiye ulaşma yönünde değişim isteklerini gösteren bir fikirle ortaya çıkabilirler. Proje geliştirmek üzere böylece harekete geçebilirler. Ancak ortaya atılan bir fikrin projeye dönüştürülebilmesinin başka koşulları da söz konusu. Şimdi onları görelim. Bu arada hemen çalışma önerisini bir adım daha ileriye taşıyoruz arkadaşlar. Bir ödeve dönüştürüyoruz. Hemen bir çalışma önerisi veya ödev ne derseniz ama herkesten bekliyoruz. Akşam yöneticilerimiz dersten sonra WhatsApp grubuna iletecekler. Bu arada arkadaşlar ben yalnızca bu sürecin, bu öğrenme serüveninin eğitmen tarafındayım. Sürecin yönetimiyle ilgili tarafta değilim. Onun için hani soruların cevaplarını, puanlarınızı, sınava girişlerinizi yahut ödevlerinizi nereye göndereceğiniz gibi soruları bana yönetmeyin. Çünkü ben o tarafta değilim. O konularda bilgim yok. Size yardımcı olacak durumda değilim. Program yöneticisi, yürütücüsü arkadaşlardan destek almanız gerekiyor bu konularda. Ben dediğim gibi işin şu anda paylaştığım eğitimin içeriğini geliştirmek ve sunmakla ilgili taraftayım. Evet, gelelim çalışma önerimize. Çevrenizde, çalıştığınız alanda, yakın çevrenizde sizi rahatsız eden ve değiştirmeyi istediğiniz, daha iyiyi arzuladığınız ne var? Bir cümleyle, çok uzatmadan arkadaşlar, bir cümleyle bunu ifade etmenizi istiyoruz. Böyle bir çalışmayla bu serüvene yeni bir aşama katalım. Evet, dedik ya projeleri doğuran nedenlerin başında bir ihtiyacın, bir sorunun rahatsızlık veriyor olması gerekir. Eğer bir proje yapacaksanız ve başarıya ulaşmayı garanti altına almak istiyorsanız arkadaşlar şu üç koşulun varlığından emin olmalısınız. İstenen niteliklere sahip bir proje geliştirmek için temelde bu üç şeye mutlaka ihtiyaç duyulur. Diğer bir ifadeyle her başarılı proje bu üç itici güç sayesinde başlar. Ve bunların üçünün de bir arada olması gerekir. Birincisi vizyon. Soruna, çözüme
ve geleceğe dair bir görüşe, yani vizyona sahip olmak. Hatta ondan önce, az önce ne dedik? Daha iyiye ulaşma arzusundan bahsettik. Onunla başlayalım. Proje geliştirebilmek için ilk koşul mevcut durumdan daha iyiye ulaşmayı arzu etmektir. Amaç, olumsuz durumu sorunu yaşayan taraflar açısından iyileştirmek olmalı ve projeyi yürütecek olanlar buna istekli olmalıdırlar. Bu bir. İkincisi vizyon. Sorun ötesinde çözüme ve geleceğe dair bir görüşe, yani vizyona sahip olmak bizi proje yapmaya iten diğer bir etken. Proje hazırlayabilmek için ihtiyaç hissettiğimiz rahatsızlığı giderecek çözümü, yani hedefi ve hatta bizi o çözüme götürecek yolu da görmemiz gerekir. Buna kısaca vizyon diyoruz. Sorun olan, yani değişiklik ihtiyacını ortaya çıkaran durumun detaylı analizini yapabilmeli, hedef ve stratejiyi ortaya koyabilmeli, uygulama alanının sosyal, kültürel, ekonomik gerçeklerine uygun şekilde bunları belirleyebilmeli ve net bir şekilde ifade edebilmeliyiz. Bu konuda unutulmaması gereken önemli bir nokta şu: yeterli bir vizyona sahip olmadan bir proje yaparak soruna çözüm geliştirdiğimizi sanarken sorunu daha da derinleştirebiliriz arkadaşlar. Gerçekten çözümü hakkında bilgi sahibi olduğumuz, vizyon sahibi olduğumuz konulara el atmakta fayda var. Ne olabilir? Burada yaşadığımız bir sorunun çözümünü bir gelişmiş bir toplumda çok kolaylıkla uygulanabildiğini görmüş olabilirsiniz. O yeni iyi uygulamayı buraya transfer etmeyi düşünebilirsiniz. Bu sizin vizyonunuz olur ve bu vizyonla buradaki soruna etkin çözümler geliştirebilirsiniz. Yani bir diğer ifadeyle bizi mevcut durumdan, hedeflediğimiz duruma götürecek çalışmaları, adımları kurgulayabilecek, faaliyetleri planlayabilecek birikim, donanım, görgü ve bakış açısına da sahip olmalıyız. Kendimizi yetiştirmeliyiz bu konuda. Araştırmalıyız, öğrenmeliyiz, keşfetmeliyiz, üretmeliyiz. Bir diğer ifadeyle projeyle ulaşmak istediğimiz hedefi daha şimdiden görmemiz ikinci koşul. Projeyle ulaşmak istediğimiz hedefi daha projeye başlamadan görebiliyor olmamız lazım. Zira bir projenin çıkış sebebi ulaşılmak istenen faydayı ifade eden bir hedefinin veya hedeflerinin olmasıdır. Hedeflerin de gerçekçi temellere dayanması, boş hayaller veya temenniler ile karıştırılmamasının önemini de unutmamalıyız. Üçüncü koşul arkadaşlar, kapasite. Çözüme götürecek güce ve kaynaklara sahip olmak proje yapmaya götüren üçüncü bir etkendir. Bir diğer etken. Projeyi yürütecek kuruluşlar yeterli düzeyde kurumsal kapasiteye sahip mi? Projede kullanılacak finansal ve fiziksel kaynaklar ile insan kaynakları doğru tespit edilmiş mi? Sorunun tarafları, yani paydaşlar arasında yapıcı bir koordinasyon sağlanabiliyor mu? Kapasite çok geniş bir kavram. Organizasyonun, yani kurumun büyüklüğü, işlerin teknik boyutları, uygun fiziki yapı, ekipman, donanım, zaman, personel, finans gibi kaynaklar hepsi kapasite kavramının içine girer. Eğer projemizle ilgili dinamikleri yeterince harekete geçiremezsek, yani öngördüğümüz kapasiteyi kullanamazsak, projemiz bir yerde tıkanabilir. Çözüm yerine yeni sorunlarla yüzleşebiliriz. Burada öncelikle yeterli organizasyon kapasitesi, yani kurumsal kapasite ve de insan kaynağı kapasitesi önemli. Yanınıza kimleri alabiliyorsunuz? İyi bir ekip oluşturabiliyor musunuz? Yeterli sayıda iş günü kullanabilecek misiniz? Kurum yönetiminiz size bu projeyi yönetmek için zaman verecek mi? İhtiyaçlarınız karşılayabilecek mi? O günlerinizi bu iş için ayırmanıza müsaade edecek mi? Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği hibe programlarına bireysel olarak değil, kurumunuz adına başvuruda bulunabilirsiniz. Öncelikle hazırlamayı düşündüğümüz proje teklifinin kurumumuzun misyonu ve amaçlarıyla uyumlu olması bir zorunluluk. Bunun ötesinde kurumumuzun proje yönetim süreçleri için yeterli teknik, mali ve operasyonel kapasiteye de sahip olması gerekir.
Başarılı projeler için sürekli ve etkili destekleyici bir sisteme ihtiyaç duyulur. Mevcut kaynak ve olanaklarla sorunun ne kadarına çözüm geliştirilebilecek, ne düzeyde değişim başlatabileceğiz? Bütün bunlarla zamanında ve istenen standartta iş üreterek memnun edici etkin sonuçlar alabilecek miyiz? Varsayalım ki vizyona sahibiz, motivasyona sahibiz ama kapasite konusunda problem yaşıyorsak bu üç koşulun hepsi bir arada olmayacağı için projemizin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali yüksek. Motivasyonumuz var, kapasite var ama vizyon konusunda eksiklik yaşıyorsak yine üç koşul birbirini tamamlamıyor. Sorun yaşama ihtimalimiz yüksek. Şöyle biz görselle bunları daha belki çarpıcı şekilde ifade edebiliriz. Vizyon, motivasyon ve kapasite üçünü bir araya getirdiğimiz zaman başarılı proje hazırlama ve uygulama sürecini garanti altına önemli düzeyde almış oluyoruz. Geriye kalıyor çalışma. Çalışma veya uzmanlaşma zamanın geçmesiyle kazanılan bir şey değil arkadaşlar. Yani nasılsa bir yıl, 2 yıl geçecek, bu faaliyetler sonucunda da bu proje bitmiş olacak demek bir kazanım sağlayacak bakış açısı değil. O süre içerisinde bizim nelere tanık olduğumuz, o serüvende neler yaşadığımız, kendimizi nasıl yetiştirdiğimiz bize kazanç sağlayacak o sürede. Bu da işin başka bir yönü. Ona da belki başka derslerde geliriz. Evet. Eğer şimdi bütün bu değerlendirmelerimiz sonucunda geçtiğimiz hafta ve bugün gördüğümüz konuların ışığında, edindiğimiz bilgilerin ışığında bir konumuz veya fikrimiz var. Proje yapmak istiyoruz ancak nereden başlamalıyız ve ne yapmalıyız bilmiyoruz. Diyorsak eğer bu aşamadaysanız atmanız gereken ilk adım proje döngüsü yönetimini almak. Şu anda oradasınız zaten. Bir kurumunuz veya işleyen bir sisteminiz varsa fikrinizi projelendirip Avrupa Birliği hibe programlarından uygun olan birine sunarak projenize kaynak temin etmek isteyebilirsiniz. Bir Avrupa Birliği projesi yapmayı istemek çok önemli bir aşama arkadaşlar. Bu geçtiğimiz üzerinden geçtiğimiz konuları düşündüğünüz zaman gerçekten çok önemli bir aşama. Sadece size ve çalışma hayatınıza değil, bütün o hedefleri, programları ve politikaları gözettiğimiz zaman toplumumuza, ülkemize bir faydamız dokunsun istiyoruz anlamına gelir bu. Bunun için emek vereceğiz, zamanımızı vereceğiz, kaynaklarımızı kullanacağız, kişisel potansiyelimizi kullanacağız anlamına gelmektedir bu. Ancak burada şunu biliyoruz. En kısa yoldan hedefimize bizi ulaştıracak yani kişisel olarak çalışma eğitimini almak bunu. Konumuz var, fikrimiz var, projesi yapmak istiyoruz ve eğitim almak istiyoruz. Ama hangi eğitimi almalıyız ve aldığım eğitim bana ne düzeyde yeterli olacak? Hangi sırayla bu eğitimi almalıyım? Soru o. Hangi eğitimleri almalıyım? Avrupa Birliği hibelerinden yararlanarak çok uluslu projeler uygulamayı arzulayan birçok kişiyle karşılaştım bugüne kadar. Ancak bilgi eksikliği yüzünden çoğu zaman bu istekli kişilerin uzun süre herhangi bir çalışmaya başlayamadığına da tanık oldum. Uzun süre harekete geçirememek çoğunlukla nereden başlanması gerektiğini bilmemekten kaynaklanıyor. Belki aranızda da birazdan karşılıklı konuştuğumuzda ifade edenler olabilir. Uzun süredir bir fikri olan fakat nereden başlayacağını bilemediği için bugüne geldiğini ifade edecek arkadaşlar vardır. Doğru yolda yönde ilk adımı atmanın yolu öğrenmekten geçiyor. Dolayısıyla bu konuda ilk yapılması gereken şeyin eğitim olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve sorumuz başarılı bir AB projesi için hangi eğitimleri hangi sırayla ne zaman almalıyım? Bundan ilk dersimizde kısaca bahsetmiştim. Bugün biraz daha genişçe anlatayım. Böylece önümüzü net bir şekilde görebilelim istiyorum arkadaşlar.
Hangi eğitimi alacağımıza karar verebilmek için önce projenin başlangıcından sonuçlanmasına kadar hangi aşamaları kapsadığını bir görmemiz lazım. Bu sürece proje döngüsü diyoruz arkadaşlar. Proje döngüsü her ne kadar bir daireyle ifade edilse onu da göreceğiz birazdan ama ben burada öncelikle üç önemli üzerinde daha evvelden durduğumuz aşamasını ifade etmek istedim. Her proje bildiğiniz gibi bir fikirle başlıyor ve projenin yaşam seyri çeşitli aşamalardan geçerek tamamlanıyor. Proje döngüsü veya proje süreci bir proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve projenin tamamlanması arasında geçen süre içindeki tüm aşamaları ifade eder. Temelde projelerin üç aşaması vardır. Projenin hazırlanması, finansman temini ve uygulanması. Proje döngüsü işte bu gördüğünüz şemada ifade edildiği şekilde arkadaşlar. Bir Avrupa Birliği projesinin hayata geçirilmesi için temelde gerçekleştirmeye ihtiyaç duyacağımız az evvelki hazırlık, hibe başvurusu ve uygulama olarak sıraladığımız aşamaları bu döngüde gördüğünüz üzere 6 aşama halinde ifade edebiliyoruz. Başlangıç bir proje fikrinin belirlenmesi. Bundan sonra yapılması gereken şey o fikrin veya sorunun hakkında çözümün ve izlenecek yolun hakkında hiçbir belirsizlik bırakmayacak şekilde bütün analizleri yapmak. Önemli bir bölümü proje döngüsü yönetiminin. Ardından analizlerden elde edeceğimiz sonuçlar ışığında planlama aşamasında geçmek. Neleri planlayacağız? Az önce gördük. Zamanın, faaliyetlerin ve kaynakların planlanması gerekiyor. Bu kısım yani görselin bir tarafı arkadaşlar hazırlık aşamasını ifade ediyor. Sonra eğer finansman temin edebilirsek, bu ille de hibe olması gerekmiyor diye ifade etmiştim. Kurum kaynaklarından da karşılanabilir. Sonra uygulama aşamasına geçiyoruz. İzleme ve değerlendirme aşamasına geçiyoruz. Eğer gerçekten çok başarılı bir proje ise ondan sonra yapılacak yeni projeler için yeni fikirlerin doğmasına da araç olabilir. Hazırlık, başvuru ve uygulama. Proje döngüsünün aşamalarını burada görüyorsunuz. Projenin hazırlanması aslında en can alıcı süreçtir arkadaşlar. Hazırlanan projenin kağıt üzerinde kalmayıp hayata geçirilmesi için biliyorsunuz finansmana ihtiyaç var ve finansman projeler için yaşamsal önem taşır. Proje hazırlanan proje ile finansmanın bir araya gelmesi de uygulamayla sonuçlanır. Şimdi bu döngüyü bildiğimize göre demek ki bir projeyi hazırlamak, bir projeye finansman temin etmek ve de o projeyi uygulamak yönünde eğitime ihtiyacımız olduğu çıkıyor ortaya. Bunun için gerçekten de arkadaşlar üç farklı düzeyde ve içerikte eğitim mevcut. Proje döngüsü yönetimi eğitimi projeler bir proje hazırlamak için proje fikrinin ortaya çıkışından sonuçlanmasına kadar bütün süreçleri öngörmemize yarayan bir eğitim serüveni arkadaşlar. Bu her üç aşamasında projelerin başarıyla sonuçlandırabilmek ancak bütün bu alanlarda az önceki gördüğümüz hazırlık, finansman ve uygulama aşamalarının üçünde de iyi eğitim almakla beraber deneyim sahibi insan kaynağı ile güçlü bir ekiple mümkün. Eğer hazırlık, başvuru ve uygulama aşamalarında yönetim süreçlerine uygun hareket edebilen, buna gönüllü, enerjisini ve zamanını verebilecek bir ekip oluşturabiliyorsanız bu aşamaları kolaylıkla geçebilir, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Böyle bir ekip oluşturabilmenin ya da başarının yolu dediğim gibi sadece sizin değil, o ekip üyelerinizin de doğru ve etkin eğitimlerden geçmesine bağlı. Sırasıyla şimdi bu eğitimleri görelim. Birinci aşama proje döngüsü yönetimi eğitimi. Fikrin geliştirilmesinden projelendirilip uygulanarak sonuçlandırılmasına kadar geçen süre içindeki tüm aşamaları ifade ediyor bu eğitim arkadaşlar.
Tüm bunların eksiksiz planlanması gerekiyor. Yani istenen hedeflere ulaşarak projenin bitirilmesi ve sürdürülebilirliği süreçleri tamamen planlanması gereken süreçler. İşte proje döngüsü yönetimi bu süreçleri bir anlamda kavramsallaştırma çalışmasıdır. Proje döngüsü yönetimi eğitimi proje fikrinin gerisindeki sorunların analiz edilmesinde, izleme ve değerlendirme süreçlerine kadar her alanda katılımcıların yönetsel kapasitesinin arttırılmasını ve bir takım yeni beceriler kazanmalarını hedefler. Bu eğitimin içeriğinde sorunların, çözüm yollarının, ilgili paydaşların, izlenebilecek stratejilerin, ihtiyaçların, kapasitenin, risklerin analiz edilmesine ve belirlenen hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyulan planlamadan uygulamaya kadar her konu yer alır. Genellikle ülkemizde gördüğümüz kadarıyla 5 gün, 30 saatlik yüz yüze düzenlenen bu eğitimlerde uzun yıllardan beri mantıksal çerçeve yaklaşımı diye bilinen bütüncül metot kullanılıyor. Bunun ne olduğunu, ne anlama geldiğini göreceğiz. İyi bir proje döngüsü yönetimi eğitimi, proje teklifi hazırlamak için gerekli analizler doğrultusunda mevcut durumdan hedeflenen duruma götürecek zamanın, faaliyetlerin, bütçenin planlanması konusunda katılımcılara yeni beceriler kazandırır. İkinci aşama hibe programlarına başvuru eğitimi. Hibe programlarına başvuru formu doldurma tekniklerinin anlatıldığı bu bilgilendirmeler esas da genellikle başvuru formunu doldururken dikkat edilmesi gereken konular ve program kuralları hakkında bilgiler içeren eğitim modüldür. Bu bilgilendirmelerde hibe programına dair açıklamalar yapılır ve sorulara yanıt verilir. İçeriklerinde genellikle hibe rehberindeki konulara yer verilir arkadaşlar. Bu eğitimler örneğin bilgilendirme günleri, tanıtım günleri, başvuru eğitimi gibi değişik adlarla yapılabilir. Her bir hibe programının kapsamı ve içeriği özeldir. Bunu unutmayalım. Ana yapıları standart bir formatta olmasına rağmen aralarında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da vardır. Bir hibe programına başvuru eğitiminde programa kimler başvurabilir? Kimler ortak olabilir? Kimler katılımcı olabilir? Amaçları nedir bu programın? Uygunluk kriterleri nelerdir? Uygun faaliyet türleri hangileridir? Süreler, hibe ölçütleri, sağlanacak mali desteğin şekli, kaynağı, uygun harcama tutarı, geçerli bütçe kalemleri, destek miktarının hesaplanması, taksit sayısı, ödemeler, başvurunun nasıl yapılacağı, beraberinde sunulacak belgeler, başvurunun kabulü, değerlendirilmesi gibi bütün konular yer alır. Programın duyurulmasıyla birlikte bütün bu konuları ayrıntılı yani hibe çağrısının yapılmasıyla birlikte az önce bahsettiğimiz hibe çağrısının yapılmasıyla birlikte bütün bu konuları ayrıntılarıyla içeren hibe başvuru rehberi yayınlanır. İnternet üzerinden buna ulaşmak mümkün. Hibe programlarına başvuru yaparken elimizin altında bulunması gereken en önemli rehber bu. Belge bu hibe başvuru rehberidir. Hibe başvuru rehberine dayalı olarak yapılır bu eğitimler. Bir anlamda hibe başvuru rehberinin içerisindeki bilgilerin açıklanmasıdır. Bu eğitimlerden amaç proje başvuru sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yani programa başvurması muhtemel olan kurumlara veya kişilere destekleyici bilgiler sunmak, böylece finanse edilecek bu programla ilgili kurallara uyulmasını sağlamak ve bunların yanı sıra da programdan beklenen yararları elde edilmesini sağlayacak uygun nitelik ve yeterli sayıda başvuru yapılmasını sağlamaktır. Yani bu eğitimlerde bir taraftan amaç hibe programına nasıl başvurulacağının anlatılması ama öte taraftan da program kurallarına uyarak başvuru yapılması ve programın uygulanması, bir takım faydaların daha sağlıklı biçimde elde edilmesi, artı uygun nitelikte ve yeterli sayıda başvurunun gelmesini sağlamaktır. Her bir hibe programına kimlerin nasıl başvuru yapabileceği hibe başvuru rehberlerinde açıklanır. Bununla birlikte hibe programlarının teklif çağrısı döneminde yararlandırıcı kuruluşlar tarafından işte bu
hibe programlarına başvuru eğitimi değişik adlarla düzenlenir, toplantılar düzenlenir. Hibe rehberi tanıtılır, bu konuda bilgilendirmeler yapılır, proje teklifi hazırlama ve hibe başvuru formunu doldurma konuları işlenir. Ayrıca potansiyel faydalanıcıların merak ettikleri sorulara da cevaplar verilir uzmanlar tarafından bu eğitimlerde. Örneğin Erasmus programına, Erasmus Plus programına başvuru yapmayı düşünüyorsanız, bu konuda bilgilerinizi geliştirmek için bunun belirli dönemleri var, takvimi var. Türkiye'deki yürütücüsü olan Ulusal Ajans tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarına katılabilirsiniz. Projeniz hazır ve hibe talebinde bulunmak istiyorsanız, Ulusal Ajans tarafından Erasmus Plus programına başvuru yapmak üzere bilgilendirme toplantılarına katılabilirsiniz. Bir yanlış yorumun önüne geçmek için burada önemli bir inceliğin altını çizmekte yarar var. Dediğim gibi, daha evvelden bahsettiğim gibi yerel düzeyde projeler özellikle AB hibe programları sayesinde hayatımıza girmeye başladığı için bu hibe programlarına başvuruda bulunmayı proje hazırlamak olarak gören yanlış bir algı da yerleşti. Dolayısıyla hibe başvuru formunu doldurma işlemine proje yazmak veya proje hazırlama tabirleri kullanmaktadır. Oysa demin gördüğümüz projenin yaşamsal döngüsü içerisinde proje hazırlama ve hibe başvurusu iki ayrı aşamadır. Proje teklifi ni hazırlamak için ilk ve temel aşaması. Başvuru formunu doldurmak hibe için proje hazırlamadan sonra gelen aşama. Nitekim önceden de bahsettim bundan. Her proje için hibe gerekmeyebilir. Başka kaynaklardan da finansman temin etmek mümkündür. O nedenle hibe başvurusu formunu doldurmayla proje hazırlama aşamalarını kesinlikle birbirinden ayırt etmeliyiz arkadaşlar. Proje hazırlama aşamasında geliştirmiş olduğumuz tüm analiz sonuçları, planlamalar, derlediğimiz diğer bilgi ve bulgular istenen bilgileri sağlıklı bir şekilde başvuru formuna aktarmamız için büyük kolaylık sağlar bu arada. Üçüncü aşama proje uygulama eğitimi. Başvurumuz başarılı oldu. Projemizi hazırladık. Finansman temin etmek için hibe başvurusunda bulunduk ve başvurumuz başarılı oldu. Proje teklifimizin hibe almaya hak kazanması halinde üstleneceğimiz ana sorumluluk şu arkadaşlar. Proje teklifimizde taahhüt ettiğimiz faaliyeti program kurallarına göre uygun şekilde faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak. Sorumluluğumuz bu. Bunun için her bir hibe programının gerekleri doğrultusunda finansmanı ne şekilde kullanıp taahhüt ettiğimiz faaliyetleri nasıl yerine getireceğimizi anlatan proje uygulama eğitimleri düzenlenir. Bunun için genellikle yararlandırıcı kuruluş tarafından belirli bir disiplin içerisinde hibe kazanan kuruluşların proje yürütme ekiplerine bu eğitim verilir. Yani herkese değil, bu hibeyi kazanmış, almaya hak kazanmış ve uygulama sürecine adım atmış olan kurumlar, yararlanıcı kuruluşlara veriliyor. Proje başlangıç toplantısı örneğin, başlamadan evvel, hibe sözleşmesi imzalanmadan evvel, ara rapor hazırlama toplantısı eğer bir yıldan daha uzunsa proje, nihai rapor hazırlama toplantısı gibi adlar altında bu bilgilendirmeler yapılır. Ve bu bilgilendirmelerde program kurallarının neler olduğu, proje uygulama usul ve yöntemleri gibi ayrıntılar anlatılır. Ulusal Ajans'ın sitesinde bu anlamda seçeceğiniz bir Erasmus Plus alt programına dair örneğin stratejik ortaklıklar yürütülen kurumların stratejik ortaklık yürüten kurumların proje ekiplerine yönelik proje başlangıç toplantısında diyelim yapılan bilgilendirmelere dair sunumları internette bulup göz atabilirsiniz. Proje uygulama eğitimleri sözleşme öncesi süreç, sözleşme süreci, belgelerin hazırlanması, hibe sözleşmesi, sözleşme sonrası süreçte izlenmesi gereken kurallar gibi konuları kapsar. Bu eğitimlerde bütçenin yönetiminden yaygınlaştırma, görünürlük gibi faaliyetlere, bütçenin kullanımı, ara ve nihai raporların hazırlanması, denetimlere kadar uygulama sürecinde karşılaşılacak birçok alanda bilgilendirmeler yapılır. Ayrıca bu eğitimlerde örneğin etkili iletişim, olası sorunlar, nasıl çözülür, kolaylaştırıcı tedbirler nelerdir gibi ayrıntılarında üzerinde durulur.
Şimdi özetleyecek olursak, üçüncü aşamada ihtiyaç duyulan proje uygulama eğitimleri hibe kazanılması durumunda yararlandırıcı kuruluş tarafından hibe kazanan ve bu eğitime ihtiyaç duyan proje yürütme ekibine veriliyor. Yani projeniz hibe almaya hak kazandığında zaten bu eğitimi alacaksınız. Onun için endişelenmenize gerek yok. Buna göre henüz yürütmekte sorumlu olunan hibe almaya kazanmış, hak kazanmış bir projeye sahip olmadan bu eğitimin kaygısına düşmek gerekmez. İkinci aşama ihtiyaç duyulan hibe programına başvuru eğitimi. Hibe programlarının teklif çağrısı döneminde genellikle bölgesel düzeyde bu eğitimler veriliyor zaten. Teklif çağrılarını takip ederek ilgili dönemlerde hibe başvurusu formunun doldurma teknikleriyle ilgili bu eğitimlere de katılabilirsiniz. Birinci aşama ise ihtiyaç duyulan bir proje fikrinin ortaya çıkmasından projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki tüm aşamaları öğrenmenin yolu. O da proje döngüsü yönetimi eğitimi. Bu bilgiler aynı zamanda nitelikli bir proje teklifi hazırlamaya da ışık tutuyor. Bu nedenle eğer hibe başvurusunda işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, atmamız gereken ilk adım iyi bir proje döngüsü yönetimi eğitimi almak arkadaşlar. Proje döngüsü yönetimi eğitimi iyi planlanmış, başarılı bir proje süreci yaşamak üzere yola çıkmanın güvencesidir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bu proje döngüsü yönetimi eğitimini almakla uluslararası disiplinde proje hazırlama ve uygulama konularında iyi bir donanıma sahip olacaksınız. Motivasyonunuz, vizyonunuz ve kurumsal kapasiteniz doğrultusunda da ihtiyaç duyduğunuz her konuda kendi projelerinizi hazırlayabileceksiniz. Ardından isterseniz hibe programlarını araştırıp finansman temini için hibe başvurusunda bulunmaya sıra gelecek. Seçtiğiniz programa nasıl başvuru yapabileceğinize dair ihtiyaç duyacağınız eğitim zaten sizi bekliyor olacak. Eğer başvurunuz kabul edilip hibe almaya hak kazanırsanız, bu kez hibe yararlandırıcısı kuruluş sizin için zaten proje eğitimi, proje uygulama eğitimleri düzenleyecek ve o eğitimlere katılarak sorunsuz bir şekilde projenizi sonuçlandırabileceksiniz. Artık önümüzü net bir biçimde görüyoruz arkadaşlar. Geçen hafta ve bugün gördüğümüz konular itibariyle proje konusunda yepyeni bir algıya ulaştık. Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Deneyimli olan arkadaşlarım da ümit ediyorum farklı bakış açıları katmışlardır bildiklerine. Ve böylece hangi konuları geçmemiz gerekiyor, hangi eğitimleri almamız gerekiyor, hangi aşamalardan geçmemiz gerekiyor, bu konuda artık önümüzü net bir biçimde görebiliyoruz. Buraya kadar döngünün, projenin ve proje döngüsünün ne olduğunu gördük. Ve bundan sonraki dersimizde artık rahatlıkla proje döngüsünün yönetimi konusuna geçebiliriz. Bugünlük de bu kadar olsun.